Allah'ın zatı ilahisinin e, hiçbir şeye ihtiyaç duymaması hasebiyle, hiçbir şeye ihtiyaç duymaması hasebiyle, bütün yaratılmış varlıkların ona ihtiyaç duyması hasebiyle tapılma merceği olduğu, yani Allah'ın zatı ilahisine taptığımızı, çünkü onu hiçbir zaman bilemeyeceğimiz, yani hiçbir kulun onu bilemeyeceğini, idrak edemeyeceğini anlama makamında e, Allah ilahtır. İlahtır. Orayı e, biraz anlamak gerçekten zor. Çünkü elle tutmamıyoruz, gözle göremiyoruz. Yalnız kalbimizin içinde bir duygu ve aşk var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Öyle bir... E aşk var ki bu aşk elle tutup gözle gördüğümüz bir varlığa olamaz. Çünkü insanlar kendi çekim duyarlar maddi şeyleri ama... ...zamanla çözdükten sonra o elle tutup gözle gördüğü varlığı... ...o aşk artık daha hürmete, saygıya, e başka türlü ilişkilere döner. E ama Allah'ı bilmek mümkün değil. Ve her an onunla ilgili yeni bir bilgi öğreniyoruz. Ve her yeni bilgide kul biraz daha ona hayranlığı artarak, büyüklüğüne, tevazuuna, ihtiyaçsız olmasına rağmen bize eğilişine, tenezzülüne, rahman ve rahim sıfatlarına, rahmetiyle bize yaptığımız günaha karşılık, günah çünkü Allah'tan uzak olmak demektir. Allah'tan uzaklaşmak demektir. E, tövbe ise tekrar Allah'a dönmek demektir. Rahmetiyle tövbenin şeklini öğretip, sonra da kabul edişine. Yani her şeyin oradan geldiğine iman etmeye başladıkça sonsuz bir hayranlıkla beraber akıl almaz bir çekiliş hissediyoruz. İşte bu çekiliş her kulun içinde ezelden nasiptir. Çünkü <laughs> ezelden Allah kendini sevme kabiliyetini verir. Bu kabiliyeti bir şey kendi ihtiyacı olduğu için vermez. Çünkü bütünle bütünle parçanın daima arasında bir çekim vardır. Parçanın bütüne ihtiyacı vardır. Bütünün de parçayı sevmeye ihtiyacı vardır. Dolayısıyla parça olan biz, cüz olan parça olan biz bütüne doğru çekiliriz ve çekilirken de hayranlık, aşk, ibadet, onun yanında yok olmak onun tevazuunu anladıkça, öğrendikçe onun güzelliğini, her an yeni bir ilmini anladıkça zevkten zevke girerek ona tapma zevkini hissederiz. İşte bu taptığımız kuvveti kudretine Allah'ın ilahlığı diyoruz. Zat-ı ilahisi, bilinmeyen vasfı, bölünmeyen, parçalanmayan. Bunu ancak bütün halinde olanlar idrak edebilir.